Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Ben iyiyim. Daha iyi olabilir miyim? Evet. Genelde nasılsınız diye soranlara Türkiye gibiyim diyorum. Siz de biliyorsunuz zaten. Bizi yeni izlemeye başlayanlar da öğrensinler. Bizler Türkiye gibiyiz. Türkiye ne kadar güçlü olur, iyi olursa biz de o kadar iyi oluyoruz, güçlü oluyoruz, sıhhatli oluyoruz. Malumunuz Türkiye son günlerde dünya gündemi çok yoğun bir ülke haline geldi. İçeride ekonomik sıkıntıları, adalet mekanizmasındaki sıkıntıları konuşuyoruz. İstanbul'daki mafya olaylarını konuşuyoruz. Malumunuz İstanbul mafyanın başkenti haline geldi. Sürekli bir suikast, bir mafya çatışmasına şahit oluyoruz. Ne oluyor? Nereye gidiyor İstanbul sorusunu soruyoruz. İster istemez tabii ki. Bir yanda uyuşturucu çepekesini çökerttim diyen İçişleri Bakanımız diğer yanda tam tersi Türkiye uyuşturucu merkezi haline geldi diyen mafya liderleri. Yani gelinen noktada Türkiye içeride bunları konuşurken dışarıda çok daha başka bir dünya var. Türkiye son zamanlarda Rusya-Ukrayna hattında tam merkezde. Batı ile Rusya arasında da tam merkezde. Turan dünyası kuruluyor. Türk dünyası işbirliği biliyorsunuz Türk Devletler Teşkilatı'na dönüştü. Ve önümüzdeki günlerde bunun bir ordusunun da söz konusu olması ihtimali var. Kasım ayında sürprizler açık olun. Bu manada. Bunların da merkezinde Türkiye var. Sonra Amerika ile Yunanistan arasındaki işbirliğinin merkezinde demeyeceğim tam karşısında hedefinde de Türkiye var. Malumunuz Türkiye artık dünyanın konuştuğu bir ülke haline geldi. İçeride biz başka şeyler konuşuyoruz dışarıda başka şeyler konuşuyor başkaları. Hal böyleyken arkadaşlar Geçtiğimiz günlerde yayınımıza katılan Cihat Yaycı da çok önemli demeçler vermişti. Mutlaka o yayınımızı izleyin. Emrahiric Cihat Yaycı diye aratın. Bulacaksınız videoları. Ya da Emrahiric kanalına girdikten sonra orada Cihat Yaycı videolarını göreceksiniz. Mutlaka izleyin. Ve demişti ki o videolardan birinde Türkiye'nin acilen önleyici vuruş yapması gerekiyor demişti. Önleyici vuruşun şart olduğunu anlatmıştı. Bu önleyici vuruş nedir ne değildir oraya girmeyeceğim. Çünkü bir iki video öncesinde bunu anlattık zaten detaylıca bir daha anlatmayalım tekrar baskı olmasın. Ancak Türkiye'nin bu önleyici vuruşu yapmasının şart olduğunu söyledikten sonra da yine bizim yayınımızda da söyledi. Daha sonrasında başka kanallarda da ifade etti. Türkiye'nin şu anda fiili olarak işgal edildiğini söyledi. Evet Türkiye fiili olarak işgal edilmiş durumda. Bunu zaten haritaya bakınca da net olarak görebiliyoruz. Arkadaşlar bakın şimdi biz bunları konuşurken olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa siyasi topluluğu zirvesi için Praga gitmişti hatırlarsınız ve orada bir gazeteci, bir Yunan gazeteci şöyle bir soru sordu. Bir gece ansızın gelebiliriz dediğinizde Yunanistan'a saldırıda bulunabiliriz mi demek istiyorsunuz? Demişti. Bu soruyu sormuştu. Erdoğan cevabı da hakikaten, şimdi genelde prompturdan konuşur ya Erdoğan. Orada prompturdan konuşmuyor. E zaten hitabetiyle bilinen bir isim. Hatipliğini de konuşturup, hazır cevaplılığını da konuşturup son derece güzel bir cevap verdi orada Yunan gazeteciye. Dedi ki, yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım. Böyle anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Arkadaşlar Herkes anladı. Herkes anladı. Türkiye işgal edildiğinin farkında arkadaşlar. Herkes Türkiye'nin işgal edildiğinin farkında. Başka bir ifadeyle. Yani bugün haritaya baktığımız zaman çepeçevre bir işgal girişiminin Türkiye özelinde olduğunu görürsünüz. Bahaneler belli. Bir tarafta Ukrayna bahane ediliyor. Diğer tarafta işte Suriye'de Irak'ta olan biten İran bahane ediliyor. Ama baktığınız zaman dizilime Türkiye'nin kuşatıldığını net olarak görebiliyoruz. Şimdi genel olarak bu kuşatmayı yapanlar ve arkasına Amerika gibi, Fransa gibi güçleri alan Yunanistan'da Türkiye'nin bir gece ansızın dediği şeyi yapamayacağı görüşü hakim. Ama Erdoğan'ın şu gazeteciye verdiği sözler sonrasında bir tedirginlik oluştu mu? Evet. Yunan basınında da bu yansıdı mı? Evet. Yunan basınında şu soruluyor artık. Bakın Erdoğan'ın dediği o gece bu gece mi? Yarın gece mi? Hangi gece? Arkadaşlar adamlar şu anda Türkiye'nin adalara operasyonu için an meselesi olarak bakıyor. Yunanistan'da durum bu. Basına yansıyan bu. Diyebilirsiniz ki basın konuşur. Doğru, basın konuşur. Ama arkadaşlar unutmayın, kitleleri yönlendiren de basındır. İyi veya kötü. Ülkelerin hepsinde durum budur. Şu an Yunan basını Türkiye'nin Erdoğan'ın sözlerinden sonra her an adalara bir harekat yapabileceğini konuşuyor. Bunlar önemli. Şimdi arkadaşlar Yunan basınında bir bomba iddia ortaya atıldı. Biliyorsunuz Çekya'nın başkenti Pırak'ta bir zirve düzenlendi. Erdoğan da katıldı oraya. Az önce de aktardım zaten. Orada bir yemek düzenleniyor. Liderlerin olduğu bir yemek. Ve o yemekte Erdoğan'la Miçotakis'in kapıştığına dair, birbirine girdiğine dair, yemek sırasında sözlü olarak birbirine girdiğine dair bir haber var. Yunan basınında bu çok konuşuldu. Türk basınında yok bu arkadaşlar, bilgi de yok bununla ilgili ama Yunan basınında bu tartışmanın boyutları ifade edilmese de, anlatılmasa yazılmasa da böyle bir tartışmanın olduğu konuşuluyor. Bir lider konuştuktan sonra başka bir lider ona cevap vermez, veremez gibi kriterler var. Ya da ben konuştum, sen konuştun sen konuştuktan sonra ben tekrar çıkamıyorum gibi kriterler varmış. Erdoğan da buna benzer bir açıklaması oldu. Bu sözleri Erdoğan kullanınca ister istemez tabii ki aklımızda şu geliyor. Demek ki Yunan basındaki iddia doğru. Yani Yunan basının iddiasını doğrular nitelikte Erdoğan'ın bu açıklaması aslında. Ama tartışmanın boyutunu henüz bilmiyoruz. Daha önemli bir hususa geçmek istiyorum. Amerika'nın Atina Büyükelçiliği'nin paylaşımı Türkiye'nin Amerika tarafından kuşatıldığının aslında resmi göstergesidir arkadaşlar. Hani bazıları diyor ya işte Türkiye Amerika tarafından kuşatılmadı amaçları Ukrayna Türkiye kuşatılamaz şu bu falan filan arkadaşlar. Şimdi bu fotoğraf şu an ekranda gördüğünüz şu fotoğraf Amerika'nın Atina Büyükelçiliği'nin paylaşmış olduğu bu fotoğraf aslında e, Türkiye'nin kuşatıldığının ve bunun içinde Yunanistan'ın kullanıldığının net olarak cevabıdır arkadaşlar. Amerika'nın Atina Büyükelçiliği ne yazıyor orada? Birlikte iyi giden iki şey. Yunan doğası ve Amerikan gücü. Greg Nature ve Amerikan Power. Neymiş? Yunan doğası ve Amerikan gücü. Enteresan arkadaşlar. Yani buna aslında Türkiye'ye karşı bir meydan okuma diyebiliriz. Adalar Denizi üzerinden bir meydan okuma diyebiliriz. Bakın şimdi bizim bir önceki yayınımızı izlediniz mi bilmiyorum. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi uluslararası İlişkiler uzmanı Doktor Furkan Kaya ile değerli dostum Furkan'la bir yayınımız oldu. Orada Amerika'nın Türkiye özelliğindeki planlarını aslında çok net ifade etti. 1933 ya da 34 yılı yanlış hatırlamıyorsam Amerikan Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor. Atatürk de görüşüyor ve Atatürk ediyor diyor ki Türkiye ile ilgili gelecek planların nelerdir? Atatürk'ün cevabı Adalar Denizi'ni almak. Adaları almak. 12 adayı ondan sonra Suriye'de Musul'u şunu bunu anlatıyor işte. Hayallerini anlatıyor. Türkiye ile ilgili, Büyük Türkiye ile ilgili hayallerini anlatıyor. Sonra bu savunma bakanı gidiyor Amerika'ya Pentagon'a bunu raporluyor. İşte ne oluyorsa o saatten sonra Atatürk yataklara düşüyor arkadaşlar. Ve bir daha o eski Atatürk, zinde Atatürk olmuyor. Adalar Denizi planı da o günden var Amerika'nın. Atatürk o dönem Adalar Denizi'nin Türkiye'nin himayesine almak için çok büyük çabalar sarf ediyor ama olmuyor tabii. Amerika bölgeyi himayesi altına almayı başarıyor. Yıllar sonra zaten Yunanistan'ın hamisi biliyorsunuz 74 Barış Harekatı'ndan sonra da yine Amerika'ydı. Bizi durduran, Türk askerini durduran Amerika'ydı. Bugün geldiğimiz noktada Amerikan hamisi kim? Yine Amerika. Yani arkadaşlar gördüğünüz üzere Amerika 1930'lu yıllardan bu yana Türkiye'nin altını oyuyor, oymaya da devam ediyor. 1930'lu yıllara kadar İngiltere'ydi. Türkiye'nin altını oyan, Osmanlı'nın altını oyan, Osmanlı'yı yıkan, Hami olarak karşımıza çıkan ve o tarihten sonra da bakıyorsunuz Amerika bir şekilde her dedikten karşımıza çıkıyor. Menderes'i Kim yaptırdı? Arkadaşlar yani 80 darbesini kim yaptırdı? Bizim çocuklar başardı diyen kimdi? 90'lı yıllarda Türkiye'de olup bitenlerin hesabını Amerika vakti zamanı geldiğinde vermeyecek mi? Elbette verecek. Hem bu millete verecek hem tarih karşısında hem de Allah karşısında verecek. Velhasıl kelam. Arkadaşlar bakın Yunan Sanlı Bakanlığı'nın hazırladığı Türkiye ile ilgili çatışmaya neden olabilecek 5 senaryo ile ilgili bir çalışma yapılmış ve bu da basına sızmış arkadaşlar. Türkiye ile Yunanistan arasında çatışmaya neden olabilecek 5 senaryo. Basında geçen o 5 senaryo şöyle. 1- Meriç ve Ege'de sığınmacılar yüzünden sıcak olaylar çıkabilir demişler. İşte bahaneler aranıyor. Yani Türkiye ile Yunanistan nasıl bir çatışmanın içine çekilebilir. Bunun için birinci neden olarak mülteciler sebep gösteriliyor. Meriç ve Ege kıyılarında. İki, Ege semalarında savaş uçakları arasında kaza yaşanabilir. Ya bunlar aslında senaryo diyoruz ama bunlarla ilgili muhtemelen tahrik, taciz noktasında muhtemelen çalışmalar var. 3. balıkçılarla sahil güvenlik güçleri arasında olay çıkabilir ki bu çok çıkıyor zaten arkadaşlar. Bizim balıkçılara sürekli müdahale ediyorlar. Yani Türk sahil güvenliği daha henüz Yunan balıkçıları müdahalesi hiç konuşulmadı. Niye? Bizde öyle bir şey yok çünkü. Ama adamlar rahat durmuyor. Geliyor bizim balıkçılara sardırıyor. Niye? Adamlara göre yani Uluslararası kıta sahanlığı olan bölgelerden hak iddia ediyor adamlar. Adamlar diyor ki buraya giremezsin. Niye? Niye giremeyiz? Egemen güç onlar ya. Akıllarınca posta koyuyor. O 5 mili o şimdi 6 mili çıkarma, 7 mili çıkarma 8 mili, 12 mili dertleri var biliyorsunuz. Yani bizi denize sokmama gibi bir hayalleri var. Bırakın balıkçıları. Yani Bizi çinmek için bile, yüzmek için bile denize sokmamak gibi bir hayalleri var. Bizi karaya hapsetmek gibi bir hayalleri var. Bu 12 mil demek zaten bu demek arkadaşlar. Yani çok enteresan şeyler oluyor. 4. Türkiye adaları ablukaya alabilir. Ki bunu ben de bekliyorum. Ve yapılması gereken de bu arkadaşlar. Kesinlikle Türkiye'nin Türkiye'nin şu anda hakkı olan, kendisine ait olan, şartlı verilen adaların tamamına El koymasının zamanı geldi geçiyor bana sorarsanız. Ki Cahit Yaycıpaşa da aynı şeyi düşünüyor benimle. 5- Türk sondaj gemileri kriz yaratabilecek bölgelere gidebilir. Arkadaşlar diyor ki yani aslında söylemek istediği şey şu. Bizim sondaj gemilerimiz onların izin vermeyeceği kendilerine göre kendilerine ait olan noktalara girebilir. Oralarda sondaj yapmaya kalkabilir. e Biz de gerekeni yaparız vururuz demeye çalışıyorlar. E, bu da kriz çıkarabilir diyorlar. Şu anda 5 senaryo var konuştukları. Tabi bunlar e, arkadaşlar olası senaryolar. Çatışma senaryoları. Bir de Yunanistan'ın eski savunma bakanı ve genel kumay başkanı Evangelos Apostolakis'in olası savaş durumunda yaşanacaklara dair açıklaması var arkadaşlar. Diyor ki olası bir savaş senaryosunda çatışma en fazla 3-4 gün sürer diyor. Yani biz Türklerle savaşa girersek bir çatışma o, 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 noktasına gelirse mevzu o zaman 3-4 günden fazla sürmez diyor. Niye söylüyor bunu? Söyleyeyim. Onların derdi şu. Daha önce de söyledi ki ya, yani 48 saat gibi bir düşünceleri var. 48 saat içinde Yunanistan ağır bir bombardıman ve saldırıyla Türk tarafını Kıbrıs'tan bile atmak, Gökçeada'dan, Bozcaada'dan bile atmak suretiyle önce ağır bir saldırıyla Türkleri şoka uğratmak, geri püskürtmek, ondan sonra da Amerika gelecek, tam Türkler karşı harekata geçerken, tam Türkler topyekün bir saldırıyla bunu püskürtmeye dönük bir harekata girecekken Amerika diyecek ki hop dur bakalım Türkler siz durun burada. ben bu savaşı bitirdim. Herkes olduğu yerde dursun. Olduğu yerde dursun ne demek? Yani bizi püskürttüler ya sözde. İşte Bozcaada'dan, Gökçeada'dan, Kıbrıs'tan hatta. Kıbrıs'tan tamamen atmak gibi bir hayalleri var biliyorsunuz. Attılar ya. E, ee, burada durun bakalım. Herkes olduğu yerde dursun. Masada çözelim mevzuyu. E Bugüne kadar zaten biz masada hep kaybettik arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nı kazandık ama masada çok şey kaybettik biliyorsunuz. Yani İsmet İnönü'nün belki de bu millete tek hayrıdır. İkinci Dünya Savaşı'na sokmadı bu milleti. Yani Bu çok önemliydi bakın. Neyse oraya girmeyeceğim. Uzun mevzu. Orayla ilgili zaten konuşmayı düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde konusunda uzman bir isimle bu konuyu detaylıca konuşacağız. Arkadaşlar bakın. Diyor ki Apostolakis, Yunanistan'ın eski savunma bakanı ve Genelkurmay Başkanı arkadaşlar. Önemli bir isim. Bunu söyleyen öyle sıradan birisi değil. Savaşın Kıbrıs'a sıçrayacağını düşünüyor. Az önce söylediğim şeylerin teyididir bunlar. Bakın dedim ya. Savaş tüm Akdeniz kıyı şeridine sıçrar. Yani diyor ki Türkiye'yi bütün Akdeniz'de zaten kuşattılar ya her yerde var şu anda. Amerikan üstleri Yunan üstleri olacak bir anda. O Amerikan'ın donattığı üstler, kendi silahlarıyla donattığı üstler bir anda Yunan üssü haline gelir. Ve o üstlerden, Türkiye şu anda tam böyle bir kuşatma altında ya, oradan topyekun bir Akdeniz kıyı şeridinden saldırırız. Hesaplar bu yönde. Bak ne diyor o yüzden? Savaş tüm Akdeniz kıyı şeridine sıçrar. Yunan ordusu mükemmel değil ama iyi durumda ve savaşa hazır diyor adam. Kendinden de emin bakın. Türkler baskılarla bir araya gelmezler. Her şeyi tartarak hareket ederler. Bakın bunu şunun için söylüyor biz saldırırız, çökeriz ama Türkler kolay kolay saldırmazlar. Tartarak, ölçerek düşünürler diyor. Niye? Çünkü Yunanistan'ın yanında Amerika var ya, büyük abi. E, Türkler bunu hesaba katarlar. O yüzden bize karşı saldırı öyle güçlü bir karşı saldırı yapamazlar. Bakın. Adamların kafasındakine bakın. Erdoğan'ın oyun oynamıyoruz sözlerini de ciddiye almamız gerekiyor diyor. Hem bunları söylüyor bir yandan da Erdoğan bu sözlerinden sonra da adamlarda bir tedirginlik var. Yani Türkiye'nin Yunanistan'ın saldırısını beklemeden adalara bir operasyon çekmesinden de endişe ediyorlar. Buradaki tek güvenceleri Amerika zaten. Bunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Şimdi Türk Yunan hattında bunlar olurken Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Armageddon uyarısı bölgede yaşanan gerilimi başka bir boyuta çekebileceğini düşündürüyor arkadaşlar. Bakın burası da çok önemli. Videomuzun sonunda bunu da anlatayım size. Biden'ın bu açıklaması niye önemli? Armageddon niye önemli? Bunu anlatacağım size. Destan Sultan'la olan son yayınımızı izleyin. Tanrı e, nasıl kıyamete zorlanır başlığı taşıyor. O videomuzu bir izleyin. Orada hemen şöyle şu kalıplara da girmeyin. Tanrı değil Allah. E, tabii ki Allah ben de biliyorum ama senin inandığın Allah. Benim inandığım Allah. Onların inandığı Tanrı. Yani onlar Tanrı olarak ineği görebilir. Güneşi görebilir, ateşi görebilir ya da Tanrı olarak yine Allah diyebilirler. Ama aynı Allah'a inanmıyoruz tabii ki. Ondan inandığı Allah baba, oğul üçgeni var biliyorsunuz onlarda. Bizde öyle bir şey yok. Yani dolayısıyla da e, Tanrı'dır burada kastettiğimiz. Yani biz Allah'tan bahsetmiyoruz. O yüzden böyle kafanızda kafanızda uyduruk uyduruk şeyler kurup da ondan sonra saldırmayın. E, kastettiğimiz şey bizim inandığımız bir olan Allah değil. Tanrı, tapılan şey. Tapılan şey. Biden'ın Arbegedon uyarısıyla bazı şeyleri daha net olarak görebiliriz. Aslında tüm bu savaşların temelinde dinin olduğunu görüyoruz. Din eksenli bir, şimdi hani enerji savaşları, su savaşları, şunlar bunlar, evet bunlar olacak ama ama büyük savaşların temelinde hep din yatıyor. Armageddon hayali. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Armageddon hayali. Biden'ın bunu tesadüfen kullandığını düşünmek aptalca olur. Çünkü Biden'ın nasıl bir dindar olduğunu, nasıl bir evangelik olduğunu hepimiz biliyoruz. Bakın İlahiyatçılar meseleyi şöyle açıklıyor. Evangelik Hristiyanlar. Evangelik diyen var, evangelik diyen var. Hristiyanlar Hz. İsa'nın yeryüzüne geleceğine, Deccal ile savaşacağına ve kıyamet savaşı denen bu savaşın Tel Aviv yakınlarındaki Armagedon denilen yerde olacağına inanıyorlar. O yüzden Tel Aviv'i yani Yahudileri destekliyorlar. Önce onlar başarmalı ki Müslümanlara karşı bir zafer elde etmeli ki sonra da Hristiyanlar devreye girsin. Arkadaşlar Armagedon öyle gerçekleşecek. Önce Yahudilerle Müslümanlar arasında bir savaş olacak. Yani. O yüzden dikkat edin. Hristiyanlar Yahudileri hep öncüler, hep destekler. Evencilik Amerikalılar 1970'lerden itibaren kıyamet savaşının nükleer bir savaş olacağını, karşı nükleer gücün de Rusya'da bulunmasından dolayı kıyamet savaşının Rusya ile kopacağına inanıyor. Olay bu kadar basit değil tabii. Yani daha çok detayları var bu işin de. O yüzden diyorum yani Neslihan Sultan'la olan yayınlarımızı izleyin. Mehmet Ali Bulut'la olan yayınlarımızı, ilk yayınlarımızı izleyin. Oynatma listesine girin orada Mehmet Ali Bulut oynatma listesini göreceksiniz. Mehmet Ali Bulut'la olan yayınlarımızın tamamını orada göreceksiniz. İzleyin muhakkak. Müthiş bilgiler var. Bu konuda ufkunuzu çok ötelere taşıyacak bilgiler var. Şimdi Biden bu sözleri neye istinaden söyledi? Biraz ona bakalım. Putin'in nükleer kartını öne sürmesi üzerine bu sözler söylendi. Biliyorsunuz Kırım Köprüsü yerle bir edildi. Ortadan böyle çöktü gitti. Yandı. Patlatıldı. Enteresan bir görüntü var orada. Tır, bomba yüklü. Yani dehşetli bir bomba bu arada. Güvenlikten geçiyor. Bakın Rus güvenliğinden geçiyor. Fark edilmiyor içinde bomba olup olmadı. Yani İtalya'ya göre o e, Rus güvenlik işte askerleri neyse oradaki her kimse vatana ihanetten yargılanacakmış. Allah, Allah gerçekten de öyle yani. Arama tarama nasıl bir arama tarama? Yani o kadar güçlü patlayan bir bomba yani tırın ağzına kadar doludur herhalde. Yani fark etmelerinin imkanı yok. Savaş sahtı bir de. Bir de orası hedef. Bilinen önemli kriter stratejik noktalarından birisi. Enteresan. Kerç Köprüsü havaya uçuruldu. Ve sonrasında arkadaşlar Biden'ın bazı açıklamaları oldu. Putin'in bazı açıklamaları oldu. Gene nükleerler karşılıklı tehdit olarak masaya konulmaya devam ediyoruz. Ya zaten şey dedim. Bu artık Rusya'ya karşı bir savaş ilanıdır. Bundan sonra durum farklı olacak. Her şey farklı olacak gibi. Yani bu saatten sonra Rusya'nın yakıcı gücüyle tanışabilir Ukrayna. yani Ukrayna'yı şu ana kadar çatışmalarda başarılı görüyoruz. Ukrayna askerleri ilerliyor. Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerde ilerlemeye devam ediyor. Yani Rusya'nın artık vatan toprağı dediği yerlerde ilerlemeye devam ediyor. Bunlar normal değil bakın arkadaşlar. Ben Kırım Köprüsü'nün havaya uçurulmasını da normal karşılamıyorum. Bir oyun dönüyor. Büyük bir oyun dönüyor. Ya bu savaşın bitmesini istemiyor birileri ve daha da büyümesini istiyor. Ukrayna'ya sürekli gaz veriliyor. Silahlı silah gidiyor. Yani ama bu savaşın artık kaybedildiğine Ukrayna'nın ileri gelenleri de inanıyor. Zelenski'nin de bu savaşı kazanacağına inandığını düşünmüyorum. Avrupa desteği bakın eskisi gibi değil. Para geliyor sadece. Silah desteği eskisi kadar yoğun değil. Para geliyor ama o para da neye istinaden geliyor? Yani iddia o ki e, Ukrayna'ya giden paraların bazı generaller arasında bölüşüldüğü. Yani bir kısmının silaha kalan kısmının kendilerini garanti almak için farklı ülkelerde saklandığı. Yani iddialar var. Kuvvetli iddialar bunlar. Yani Ukrayna'da da aslında durum öyle dışarıdan bakıldığı gibi değil. İlerleyişleri Rusya'nın sanki bir taktiği gibi de görülebilir. Şu saatten sonra Rusya ağır, yakıcı bir göç kullanabilir. Ağır silahlarını kullanabilir. Nükleer demek istemiyorum. Taktik nükleer silahlarını devreye sokabilir arkadaşlar. Bu da ya yani bu savaşın onulmaz bir yere doğru gideceği anlamına da gelebilir. Ama şunu net olarak görelim. Artık Ukrayna yalnız. Amerika eski öyle hatırlarsınız her türlü arkanızda izleyen Amerika vardı savaş öncesinde. Sonra ne oldu? Silahlarımızla yanınızdayız. E bugün bakıyorsunuz daha cılız sesler çıkmaya başladı. Ha kabul yani Rus askerlerinin basiretsiz olduğunu görüyoruz. Savaş tecrübelerinin neredeyse sıfır olduğunu görüyoruz. Bu da işin bir başka tarafı. Yani Rus teknolojisi o kadar da ileri seviyede değilmiş bunu da gördük. Burada şu anda Rusya'nın tek korkulan gücü arkadaşlar ağır silahları nükleer ve ağır bombardıman silahları. Şu anda bunları nasıl kullanacak, kullanacak mı sorusu cevabını arıyor arkadaşlar. Şimdi velhasıl gelen ee, ne demiştik? Adalar Savaşı arkadaşlar özet geçecek olursak bugünkü muhabbetimize istinaden. Adalar Denizi Savaşa Gebe. Bakın Türk Yunan Savaşı kimine göre çıkmayacak. Böyle devam edecek. Sürtüşüp duracağız. Kimine göre ise yakın. Askeri isimlere göre yani ortam hazır. Her an her şey olabilir. Ben de öyle, öyle, düşünüyorum açıkçası. Yani öyle yıldızlara bakıp da konuşmuyorum. Ya da iyi düşünelim diyerek hareket edenler var ya her şeye güllük gülistanlı gözüyle bakanlar. Onlar gözüyle de bakmıyorum meseleye. Şu anda şuna bakıyorum sadece. Adamlar ağzına kadar silah yiyordu. Yani bu silahları patlatacaklar en de sonunda. Bu silahlar patlamadan geri gitmez arkadaşlar. Bakın dünya tarihine. Genelde böyle bir yığınak olmuşsa bunlar muhakkak patlamıştır. Dolayısıyla Bunlar bir şekilde patlayacak. Ama nasıl patlar? Ama böyle patlar. Ama şöyle patlar. Onu bilemem. Onunla ilgili zaten yayınımıza aldığımız uzman isimler yorumlar yapıyor. Balkanlarda da durum pek iyi değil arkadaşlar. Balkanlarda da biliyorsunuz Sırbistan Kosova hattında az daha savaş çıkıyordu. Yani ucundan dönüldü. Şu anda da orada Rus yanlısı isimlerin öne çıktığını görüyoruz. Yani orada Rusya'nın bir karıştırmacı politikasını ilerlediğini de görüyoruz. Yani yakın zamanda Balkanlarda olur olmadık şeyler olursa şaşırmayın. Yani olabileceğini gördük. Bir gece durup dururken her şey çok güzelken bir anda Bosna, Sırbistan Savaşı, Kosova Sırbistan Savaşı patlak verdi. Bir gece hatırlayın yani bundan çok değil bir ay, bir ay, bir buçuk ay önce falandı. Yani bir akşam son dakika geçti bütün televizyonlar ve küçük çaplı çatışmalar da oldu. İşte son dakika devreye girildi, Türkiye'ye girdi, Amerika'ya girdi falan da yatıştırıldı. Bir Sovyet etkisi, bir Rus etkisi arkadaşlar Balkanlarda şu anda var. İşte bu Ukrayna savaşı orada kalmayacak. Batıya nasıl sıçrayacak? Bakın Amerika'nın e, Batı'yı şu anda nasıl sıkıştırdığını görüyoruz enerji noktasında. E, Rusya'nın Polonya'ya da müdahalesinden bahsediliyor. Yani işin aslı arkadaşlar yakın gelecek pek Gülük e, Gülistanlık değil. Öyle diyenlere de bakmayın siz. Güneyde zaten arkadaşlar bir gece gelişimizi bekleyen bir yığın terörist var. Bu teröristler de hepsi Amerika'dan eğitim görmüş, Amerikan eğitim almış, Amerikan silahlarıyla donatılmış on binlerce hatta yüz binlerce diyebileceğimiz sayıda terörist grup bizi bekliyor yani. Neyse ki arkadaşlar Ermenistan'da sorunları çözdük gibi bir fotoğraf var. Şimdi ekranda göreceksiniz. Paşinyan duruşuna bakar mısınız arkadaşlar? Yani Ermenistan'da sorunları çözdük gibi görünüyor. Ermenistan kabul etti yenilgi. Şu zaten soru orada bir şey olur mu? Ben zannetmiyorum. Şu anda en güvenli sınırımız Doğu sınırımız arkadaşlar. Öyle görünüyor. Yani bu fotoğraf tarihe not olarak düşülmeli. Ve kuzey. Arkadaşlar kuzeyden bize bir şey olmaz ama ne olur ne olmaz. Yarın bir gün Allah korusun ama kuzey şu anda kan gölü. Karadeniz'in kuzey taraflarında maalesef kara değil, kanlı bir, kırmızı bir deniz var. E, savaş tüm hızıyla devam ediyor ve önümüzdeki günlerde daha da kötü bir, daha da şiddetli bir hal alması bekleniyor. Bunlar bizim sınırımızda oluyor arkadaşlar. bunu için söyledim. Yani Türkiye'nin sınırlarında oluyor. Sınırlarımızın ötesinde kıyametin kopması an meselesi. İşler pek iyi gitmiyor. Ukrayna ile ilgili hiç iyi haberler gelmiyor. İran'da keza işler karışmış vaziyette. Orada da bazı sıkıntılar var. Türkiye'nin güneyde operasyon yapması, yapmaması, Amerika'nın orada varlığı bizim için büyük sıkıntı. Amerika'nın planlarını biliyorsunuz Hatay bozuyor. Furkan Kaya ile bunu da konuştuk. O yüzden bu videomuzu muhakkak izleyin. Atatürk'e ne kadar boşluyuz farkında mısınız? Hatay'ı Atatürk bir şekilde ömrünün son demlerinde ilhak etmeseydi, Türkiye'ye katmasaydı biz şu an orada ne kadar zor durumdaydık. Ne kadar zor durumdaydık. Yani adamlar o PYD hattını kuruyorlar. Bir şekilde denize inmeye çalışıyorlar. Bir türlü başaramıyorlar. Engel ne? Hatay. Iğdır'ın ucunda bir toprak parçası. Atatürk orayı niye almış? Onu da öğrenmiş olduk. Ya bildiğim bir meseleyi de ama hatırlamış oldum. Furkan Kaya sayesinde. O yüzden diyorum o videoyu muhakkak izleyin. Ders niteliğinde arkadaşlar. Bize öğretilen tarihle gerçek tarih bambaşka. Tarihi böyle isimlerden öğrenmekte farklı farklı kulvarlarıyla, bakış açılarıyla öğrenmekte fayda var. İngiltere'nin bize yazdırılan tarihini öğreniyoruz biz. Oysa gerçek tarih çok başka. Arkadaşlar devam edeceğiz. Bizi de izlemeye devam edin. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.